Hanifemiz İmam Ali, Allah ondan razı olsun, buyurdu ki, eğer zulmü durduramıyorsanız onu duyurun. Bu zulmü ben burada duyurdum, siz de şahit oldunuz kardeşler. Lütfen bu zulmü her tarafta duyurunuz. Kardeşlerimize fiziki olarak yardım edemiyorsak, kavli olarak yardım edelim ve duyuralım. Zulmü, soykırımı ve gaspı duyuralım. 1000 yıl önce Mısır'da Firavun'un bunlara yaptığı soykırımı, gaspı, 100 yıl önce Hitler'in bunlara yaptığı soykırımı ve gaspı bugün Yahudiler Müslümanlara yapıyor. Kardeş, arkadaş, birader, biz size soykırım yapmadık, biz Müslümanlar size gasp yapmadık, biz Allah'tan korkarız. Yahudi ve Hristiyanlara karşı kul hakkına Müslümanlardan daha fazla riayet ederiz. Çünkü ahirette size sevap veremiyoruz, sizden günah alıyoruz. Bu yüzden daha titiz davranırız. Size soykırım yapmadık, sizin mallarınızı gasp etmedik. Sizin bizimle probleminiz nedir? Neden bize zulmediyorsunuz? Güç, para elinizde olduğu için, kafir devletler arkanızda olduğu için neden bize gasp ediyorsunuz, soykırım yapıyorsunuz? Bunu onların yüzüne vurun. Allah Teala bu insanlara hidayet versin kardeşler. Amin. Mevla Teala öyle buyuruyor. Allah ve Resulüne düşmanlık edenler var ya, اُولَٰئِكَ فِي الْاَذَلِّينَ Onlar zelillerin, aşağıların en aşağısı kimselerin içindedir. En aşağılık kimselerin içindedir, diyor Allah Teala Hazretleri. Şimdi bu ayet neden indi? İmam Mukatil anlatıyor. Müslümanlar, biz Fars ve Roma'ya karşı Allah'ın bize yardım edeceğini umuyoruz dediler. Müslümanlar nereye savaşa girse kazanıyor Muhammed Aleyhisselam'ın eşliğinde. Şimdi önümüzdeki iki hedef var. Fars ve Roma. Fars ve Roma devletleri o zamanın hangi devletleri? Amerika ve Rusya. Fars ve Roma dünyanın en büyük iki süper gücü. Müslümanlar kafaya koymuş. Buralara da gireceğiz, bunları da alacağız. Şimdi Müslümanlar buraya gireceğiz, Allah bize yardım edecek diyor ya, inanmışlar. Bunun üzerine münafıkların reisi Abdullah İbni Ubey diyor ki, siz Fars'la Roma'yı diğer savaştığınız milletler gibi mi sanıyorsunuz ya? O münafıklar nasıl geliyor Müslümanlara? Ben de sizlerim. Ben de kazanmanızı istiyorum. Ama Fars'la Roma'yı da yenemezsiniz canım. Allah'ın yardımı gelmez. Onlardan mı zannediyorsunuz? Diyorlar münafıklar. Hayır, vallahi onlar sayıca ve güç bakımından çok büyüktürler, dedi münafık. Bunun üzerine Allah Teala Hazretleri bu ayeti kendine indirdi. Allah ve Resulüne düşmanlık ediyor, İslam'ın genişlemesini, yayılmasını, Müslümanların kuvvetlenmesini istemiyor ve bizi zayıf gösteriyor. Özgüvenimizi yıkmaya çalışıyor. Savaş mı yapacaksınız? Aa, şimdi biz yapıyoruz ya, Anadolu gemisini, kocaman bir uçak gemisi yaptık. İHA'lar, SİHA'lar oradan kalkıyor, helikopterler oradan kalkacak. Şimdi bunlar kendi İslam düşmanı kanallarında ne diyor? İki tane bombaya bakar. Güya Türk vatandaşı, güya bizi koruyacak bizim yaptığımız yeni buluşu, kendileri heykelden başka hiçbir şey yapamadı. Biz uçak gemisi yapmışız. Bunu övmesi lazım değil mi bu? Eğer ülkesini ve milletini seviyorsa, bu adamın bizim yaptığımız bu teknolojik gelişmeyi, dünyada 7-8 ülkenin yapabildiği şeyi yapmışız şu anda. Bizi övmesi, sevinmesi lazım gelmez mi? Senin ülken bu. Ne diyor? Ya çöp, çalışmaz. Çalışma, iki bombaya bakar. Kimin tarafında bunun gönlü? Gavurun tarafında, kalbi kafirin tarafında. Bu münafıklara dikkat edin. İki bombaya bakar, şimdi neyse söylemeyeyim, fazla uzatmayayım diyor. Utandı orada, bir yüzü kızardı. İki bombaya bakar dedi, içindeki pisliği zehri kustu. Peşinden lafı uzatmayayım, davalar açılmasın diye. Neyse şimdi fazla konuşmayayım dedi. Münafık sesini kesti. Sizin sevimeniz lazım gelmez mi? Dünyaya kafa tutuyoruz. Uzaya uydu atıyoruz. Uçak gemisi yapıyoruz. Yakında denizaltı ve atom bombası yapacağız. Sevinmeniz lazım gelmez mi bu millet için? Bu Müslümanların yaptığı bu başarı için? Ama kalbinde münafıklık olanlar sevinmezler. Sadece kudururlar. Hayır. Heykel yapmanız lazımdı. O uçak gemisiyle kaç tane işleyen heykel yapardık biliyor musunuz? Yazıklar olsun sizin beyninize, zihninize. Yazıklar olsun. Heykelden, puttan bu devlete, bu millete ne fayda gelir ya? Bir icraat yap, bir şey yap. İnsanların faydasına, vatanın, milletin faydasına bir şey yap. Heykelle ne olur? Allah Teala bu insanlara hidayet versin kardeşler. Allah ve Resulüne düşmanlık edenler. Onlar en aşağılık kimseler içindedirler. İktidara geldiğimizde, biz bu ülkede iktidara geldiğimizde
Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacağız. Yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız. İnanç İşleri ne demek? Hristiyanlıkla İslam eşit. Yahudilikle, Budizmle İslam eşittir. Biri doğru, biri yanlış değildir. Hepsi doğrudur. İnanç İşleri Başkanlığı bu demek. İnsanları dinsizleştireceğiz. Eşcinsel evlilikler neden aile yapımıza zarar versin? Ne zararı var canım? Eşcinsel evliliği teşvik edeceğiz. Allah Teala bu İslam düşmanlarına, Allah ve Resulü'nün bu düşman olanlara, bu münafık gönüllere fırsat vermesin kardeşler. Amin. Bu özel gecede bunun için dua edeceksiniz. Ölüm geliyor. Elinde sonunda galip olan kim olacak? Bak devamında, ayetin devamında Allah Teala buyuruyor. Keteballahu. Halbuki onlar böyle yapıyor. İslam'a düşmanlık ediyorlar. Allah ve Resulü'ne düşmanlık ediyorlar ama keteballahu. Allahsa şöyle yazmıştır. Allah bir şeyi yazdığı zaman bütün kafirler birleşse onu silemezler. Keteballahu. Allah şöyle yazmıştır. Le eğlibenne. Galip geleceğiz. Biz galip geleceğiz. Siz ne yaparsanız yapın. Ene. Ben ve Resulü ve Resullerim galip geleceğiz. Günün sonunda sen ne yaparsan yap. Biz galip geleceğiz. Hani bazı ene, Allah Teala Hazretleri burada ene tabirini kullanmış. Ben. Bazı cahil sufiler, biliyorsunuz dervişler, sufiler ikiye ayrılır. Kur'an ve sünnet ilmiyle kendini geliştirenler. Bir de ilimsiz cahil sufiler. İlimli sufiler bizdendir zaten. İlim ehli tarikatlar devamlı gelişir. Halka, devletine, milletine hizmet ederler. Cahil sufiler ise ilimsizdir. Kur'an ve sünnetten kopukturlar. Cahil sufiler ne diyor? Sakın ben demeyin konuşmalarınız esnasında. Ben demek uygun değildir. Çünkü Allah Kur'an'da ben kelimesini hiç kullanmamıştır. Bunu diyen cahil sufiler hayatında bir kere Kur'an okumamış. Le eğli benle galip geleceğiz. Ene, Allah diyor bunu. Ene ben ve Resulü ve peygamberlerim galip geleceğiz. Allah Kur'an'da ben kelimesini kullanıyor. Bu cahil sufi ne diyor? Sakın ben demeyin. Ayıp. Allah bile ben dememiş. Nasıl iftira edersin Allah'ın kitabı Kur'an'a? Ey cahil sufi, biraz Allah'ın kitabını okur musun? Uçurduğun kerametlerinden bahsettiğin şeyhinden bahsetmekten biraz geri durup Allah'ın ve Resulünün ilimlerini biraz öğrenir misin? Mevla Teala Musa Aleyhisselam'la görüşmesinde diyor ki, ey Musa, ben Allah'ım. Muhakkak ki ben Allah'ım. Musa Aleyhisselam diyor ki, sen kimsin? Ağaç konuşuyor, yanan bir ağaç konuşuyor. Sen kimsin? İnneni en Allah, muhakkak ki ben Allah'ım. Allah Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'a ben diyor, ben ilahım, ben Allah'ım. Cahil sufi ne diyor? Sakın ben demeyin, Allah ben dememiştir. Bu kadar kolay mı Allah'a iftira etmek? Bu kadar kolay mı Kur'an yalan söylüyor demek? Ey cahil sufi, biraz Allah'ın kitabını okur musun? Biraz. Okuduğun uyduruk hikayeleri bırak. Şeyhini yüceltmeyi bırak da Allah ve Resulünü biraz anlamaya çalışır mısın? İlimsizlik en büyük tehlikedir. En büyük tehlike. Cüneydi Bağdadi Hazretleri şöyle buyurdu. İslam'a, Allah'ın dini olan İslam'a şu iki insandan daha çok zarar veren kimse yoktur. Bir, dünya için dinini satan alim, bilgileri tırpanlayan, Kur'an ayetlerine takla attıran, dünya için dinini satan alim. İki, cahil sufi. Bu ikisinden daha zararlı hiç kimse yoktur. İslam dinine. Cahil sufi. Şeyhim böyle, şeyhim şöyle. Ama Muhammed Aleyhisselam böyle söylüyor. Hayır ben ona bakmam. Şeyhim ne derse ona bakarım. Ya senin şeyhin Muhammed Aleyhisselam'dan üstün mü? Senin hocan, senin mürşidin, alimin Muhammed Aleyhisselam'dan üstün mü? Böyle sapıklık olur mu? Allah ve Resulünün önüne kimseyi geçirmeyin. Sapıtırsınız. Keteballahu Allah. Allah yazmıştır. Le evli benle ben galip geleceğim. Biz galip geleceğiz. Ene ve Resulü ben ve Resullerim galip geleceğiz. Siz ne yaparsanız yapın. Şimdi günün sonunda inancın ne olursa olsun ölümü engelleyebilecek bir kudretin gücün var mı? Bu ateistler, bu deistler, bu satanistler, bu komünistler, İslam düşmanları atıp tutuyorlar İslam'a, Allah'a ve Resulüne. Günün sonunda bunlar da ölecek mi, ölmeyecek mi? Ölecek. Kim galip geldi? Allah ve Resulü galip geldi. Hesap gününe gidiyorsun. Kaçışın yok. Dünyada hapisten kurtulabilirsin ama ölümden kurtulamazsın. Birçok suç işlersin. Devlet seni yakalamak için hamle yapar ama başarılı olamaz. Hapisten kurtulursun. Yaptığın yanındaki kar kalır dünyada. Ölümden kurtulabilir misin?
kurtulamazsın. Asla ölümden kurtulamazsın. Bak, günde sadece İstanbul'da günde 200 cenaze kalkıyor. Her gün İstanbul'da 200 cenaze kalkıyor. Kaçamayacaksın. Bak, bir gün sırada sen de olacaksın. 200 cenaze. Hal böyleyken, durum buyken kime hava atıyorsun? Sen kime şekil yapıyorsun? Günün sonunda Allah ve Resulü kesin galip gelecektir. Ve sen hesap vereceksin.